hayli insan dünyanın değişik yerlerinde böyle Davut Sıla duygusuyla yaşadıkları bir dönemde müptela oldukları bir hastalık. Buna hafaganların da kutsal hafagan diyoruz sebebiyet vermesiyle onulmaz hale gelmesi söz konusu. Hani bir falanı 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 düşünün. Bir taraftan burunlarının kemiği darusula duygusuyla sızlarken beri tarafta ruhlarının ufkuna yürüyorlar. Öbür aleme, ebedi aleme. Darı fenaya veda ediyor, darı bakaya teveccüh ediyorlar. Çok kolay değil. Bir taraftan dünyadan ayrılma, bir taraftan bilemedikleri bir aleme gitme. Kabir köprüsünü nasıl geçeriz? Berzah hayatını nasıl aydınlık içinde yaşarız? Mizanda durumumuz nasıl olur? Cenab-ı Hak ne ferman eder? Şu tarafa mı, bu tarafa mı? Terazinin kefeleri neyi nasıl tartar? İnanıyorlarsa bunlar onların her zaman hesaplarında vardır. Defterlerinin, düşünce defterlerinin baş köşesini işgal eder inanan insanın. Bir taraftan bu duygular, bir taraftan da alışa geldiğimiz şeyler var yani. Bu zannediyorum nebi bile olsa öbür aleme göçeceği an alıştığı böyle arkadaşlık tesis ettiği, beraber yatıp kalktığı, beraber yürüdüğü arkadaşlardan muhakkaten ayrılmanın hicranını ruhunda duyar. Bunu Cenab-ı Hak'la irtibatı en kavi olan Hazreti Sadık-ı Mesluk ala nebiyina elfi elfi salatin o bile bunu hissetmiştir. Arkadaşlardan ayrılma duygusunu hissetmiştir. Bir taraftan burnunun kemiklerini sızlatan bu, bir taraftan bahsettiğim gibi bunlar için daha usla, alışa geldiği yerler, evi alışa geldiği yer, sokağı alışa geldiği yer, oturup kalktığı, düşe kalktığı komşuları, akrabaları, varsa annesi, babası, yakını, evladı, biraz da cüda düşmüş, ayrılığa maruz kalmışlar. Bütün bunları düşünerek öbür aleme gitmek çok kolay şey değil. Zor şey. Bunca zor şeye şikayet etmeden katlanılıyorsa, öbür tarafa giderken bile öbür taraf azığıyla hala zihinler meşgul ise, bunlar Bedir'de şehit olmuş gibi, Uhud'da şehit olmuş gibi zannediyorum. Hüsnü zannım, kanaatim, sorgusuz sualsiz nezd-i ulûhiyette hususi iltifata mazhar olurlar inşallah. O da inşallah diğer arkadaşlar gibi mazhar olsun. Hatırladığım zaman benim gözlerimi yaşartan candan arkadaşlarım vardı. Onlar da böyle gurbette ruhlarının ufkuna yürüdüler. Ülkelerine dönme imkanı verilmedi kendilerine. Metastaz yapmış bir kanserle inlerken bile dönsem kendi yurdumda ölsem falan diyen hayır gelince içeriye atarız, işkence ederiz. Dediğimizi demezsen sana haddini bildiririz falan dediler. Bütün bunların hasretini derinlemesine çok buğutlarıyla içinde duyarak, çok derinlikleriyle içinde duyarak öbür tarafa yürüme çok hafife alınacak şey değil. Mekkeli'nin bir yönüyle daha gider gitmez Medine-i Münevvere'de ikinci sene Bedir Savaşı'nda. Davut Sıla sevdası, savaş, öyle bir savaşa, düşman savaşına yeni giriliyor. Ve Medine'ye henüz yeni ısınıyor olmuşlar. Ve insanlığın iftihar tablosu ayağını sağlam yere basar hale gelmiş. Gözlerinde ümit ışınları tüllenmeye başlamış. Böyle bir dönemde hayata veda etmeleri insan olarak ağır gelir. İzzet Molla'nın ifadesiyle. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır.
candır bu. Bir usanma hissettiklerini zannetmiyorum onların. Fakat bir insan olarak tekme yemiş gibi sarsılmamaları mümkün değil. Sarsılır herkes. Bunun da kendine göre kazanımları vardır. Allah'ın inayetiyle. Onun için büyük bir hak dostu, dertten büyük bir derman mı var, bir sebebi gufran mı var? Dertlileri sever Rahman diyor. Ne kadar küme küme içinizde dertler varsa, deşeledikçe alttan yeni yeni böyle dertler, problemler sizi sıkacak, sizi streslere, anguazlara sevk edecek problemler varsa, bunların hepsi sizde dökülmesi gerekli olan bazı şeylerin dökülmesine vesile olur. Arındıran kurnaların altında semadan inen yağmur, kar, dolu altında arınıyor gibi. Bu sözlerle Efendimiz'in mübarek duasına işarette bulunmak istedim. نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْاَبْيَدُ مِنَ الدَّنَسِ وَغْسِلْنِ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ buyuruyor. Öyle bir arınmaya vesile oluyorsa ben bunu da severek karşılamak lazım. Hepimiz insanız, hepimizin şöyle böyle kusurları olmuştur. Bazen bir zihin kirliliğine efendim sebebiyet vermişizdir. Bazen gözlerimizden içeriye akan kirler olmuştur. Anlıyorsunuz ne demek olduğunu. Bazen kulaklarımızdan içeriye akan kirler olmuştur. Bazen kalbimizi kendi ritmine uyduran kirler olmuştur. Bazen bütün letaifi insaniyemizi tesir altına alan kirler olmuştur. İstemesek bile. Gerçek mümince yaşama, rüyalarını bile bunlardan sihanet etme esası vardır. Hayallerini bile bunlardan koruma esası vardır. Bütün bunlarla öbür aleme gitme. Niye kendini saldın? Neden bu düşüncelere yol verdin? Neden kalbin latife-i Rabbaniyen içine şeytana açık olan kapıları ardına kadar açtın diye sorulabilir. İşte böyle bu türlü kurnalardan geçince öbür tarafa, Türkçemizde ifade edilen şekliyle diyelim, pirupak olarak giderler orada. Zannediyorum kabirde Münkir Nekir Hazretleri gelince bu adamın çehresine bakacaklar. Abdullah İbni Selam'ın, Resul-i Ekrem'in barik çehresine bakışıyla bakacaklar. Ön yargısız bakacaklar. Vallahi diyecekler ki buna soracak bir şey yok. Adam tepeten tırna nur efşan bir mahiyet arz ediyor. Hani Hazreti Pir şöyle ifade ediyor. Bu menkıbe, menkıbelerin aslına değil diyorum, hep faslına bakılır. İfade ettiği anlam önemlidir. Mollayı koyuyorlar kabre, ders tedris esnasında. Hadis, tefsir okuyor. Siyer vadilerinde dolaşıyor. Duygu ve düşünce açısından insanlığın itibar tablosunu adım adım takip ediyor. Bu Bekru, Ömer, Osman, Ali nasıl yaşamış? Kemal hassasiyetlere, onlara takılmış. Acaba ne etsem ki ben onlara ulaşsam ve bir kaldırım taşı gibi başımı ayaklarının altına koysam? İşte böyle bir iklim içinden ayrılıyor, kabre koyuyorlar. Münkir Nekir gelip soru soruyor. Men Rabbuke ve men Nebiyuke. Tebessüm ediyor. Men müfteda Rabbuke de haberi. Aksi de olabilir. Mukaddem haber, muakkar müfteda öyle de olabilir. İkisi de caiz sınav açısından. Men müfteda Rabbuke haber. Siz bana doğru soru sorun. Bunlar basit şeyler. Vallahi buna diyecek bir şey yok der giderler yani Münkir Nekir. Zannediyorum böyle defaatla arınma kurnalarından geçmiş insanlar öbür tarafa geçiyorlarsa bu bir ihtiyari hicretle olabilir. İhtiyari hicret, namı Celili Muhammed'i dünyanın sallallahu aleyhi ve sellem dört bir yanında duyurma. Ruhu Revani Muhammed'i şehbal açmasını sağlama. Bu mülahaza ile dünyanın dört bir yanına her şeyini bir çantanın içine koymuş, gitmiş insanlar var. O gün belki bazı şeylere takılmışlar. Ama saffetleri, temizlikleri, gönül aydınlıkları, yüksek gayeyi hayalleri, dünyevi bir talep peşinde olmadıkları, bunu gören insanlar onlara bağırlarını açmışlar sonuna kadar. Kale kapıları gibi. Sinemize sandalyenizi atıp oturabilirsiniz demişler. Ve 20 küsür sene, 30 seneye yakın
süre zarfında onlar gittikleri yerlerde o bayrağı dalgalandırmaya çalışmışlar. Dünyanın en uzak yerlerine kadar gitmişler. Ama bitmemiş bu mesele. Ta Güney Kutb'e kadar gitme vardı. Penguanlara anlatmak için. Kuzey Kutb'a gitmek vardı. Oradaki başlayın boz ayıları anlatmaya kadar. Mahluksunuz ama. Fakat eftali mahluk, eşrefi mahluk, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Hepimizin efendi. Sizin için bile ifade ettiği bir mana vardır. Bunu duyurmaya geldik size. Bu mülahaza ile çantasını eline almış, bu niyetle hedefinde bu ufuk var, bu ufku yakalama var, bu gayeyi hayal var. Ama yolun bir yerine kadar ömrü vefa etmiş. Dörtte birine, üçte birine kadar. Fakat Allah niyetlere göre muamele yapar. Tamamen onun ufka varmış olması mülahazasıyla ona muamelede bulunur. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ruhu Seyyidül Enam'a ait. اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرٍ مَانَوَى Buhari'nin ilk hadisi. Seyyidine Hazreti Ömer rivayet ediyor. Ameller niyetlere göredir. Kim neyi niyet ediyorsa Allah onu verir. Bazen hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Çantanızı elinize aldınız, arabaya bindiniz, bir trafik kazasında ruhunuzun ufkuna yürüdünüz. Cenab-ı Hak sizin hedefinize göre size muamele yapar. İşte belli bir dönemde böyle ihtiyari hicretler oldu. Gönül rızasıyla gittiler. Coğrafyada yerini bilmedikleri yerlere gittiler. Gittiler orada öğretmenlik yapacağız, rehberlik yapacağız, okul açacağız. Fakat kırpani binalar içinde okul nasıl açılır? Vakadan bahsediyorum. Orada birer ergat gibi çalıştılar. Birisinin bir hatırasını antre parantez arz edeyim. Sevdiği insanlardan birisinin böyle bir yere gittiğini duyuyor. Ben de o zatı tanımıştım, tanıfa şerefine ermiştim. Bir yönetim kurulu başkanı zenginlerden birisiydi. Ama tanıdıklarından bir tanesi bir yere gitmiş. Gittiği yerde de müdür olmuş. Ben bir onu gittiği yerde vazife başında göreyim diyor. Giriyor o binanın içine soruyor falan nerede diyor. O müessesenin müdürü. Diyorlar işte falan yerde diyor. Başına da kağıtta bir şey koymuş. Elinde fırça duaları boyuyor. Onu gönlünü fethetmeye yetiyor bu onu öyle görünce. Bütün bunlar göze alınarak gidildi. Bu ihtiyari bir hicretti. Mercuh raciye tercih etmesi cihetiyle, hani bu bir yönüyle racih bir meseleydi. Gün geldi, o arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği şeyi yaptılar. Hiç kimse ne de kitmir. Bu olup biten şeylerin onda birini kendine mal etmesin. Okulları açan oydu. Gönüllerde size sevgi kapılarını açan oydu. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّ İman edip salih amel yapanlara yerde gökte sevgi vaz edilir. Gittikleri her yerde hüsnü kabulle karşılanırlar. Yapan oydu, sevdiren oydu, o binaları size verdiren oydu. Bunu böyle bilen, böyle gören zannediyorum. Cenab-ı Hakk'ın eltaf-ı subhanisinin tezahürü olarak bize lütfettiği o eğitim meselelerine kimse sahip çıkmaya kalkmaz. Kimse. Orada benim de hissem varmış gibi görünmeye ne hakkım var? Ve zannediyorum hiçbir arkadaşım bu mülahazanın ötesinde, berisinde bir düşünceye sapmamıştır Allah'ın izniyle. Sapsalardı o geniş coğrafyada Cenab-ı Hak o imkanı vermezdi onlara. Böyle ihtiyari hicretle, bir yönüyle bu göçü taçlandıran insanlar, çok önemli hizmetlere vesile olan insanlar, bir de karşılarına ifritten düşmanların çıkmasına rağmen, onların yaptıkları şeyleri tahrip etmelerine rağmen, hala yerlerinde sabit kadem olmalarına rağmen, bu işi devam ettirmeleri onlar için öyle yüksek bir payadır ki, zannediyorum gittikleri yerde hiçbirinin dikili bir taşı olmamıştır.
Kendilerine güvenerek söylüyorum bunu. Ve zannediyorum vardır diyen insan parmak kaldırsın, burada parmak kaldıracak bir insanın bulunacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü giderken lillah li ecillah li vecillah rızası için gitmişlerdi. El-ihlas ve rıdak ve halisel eşk ve iştiyak deyip gitmişlerdi. Onların bu küçük adımlarına, kendilerine göre büyük adım, bu küçük adımlarına Cenab-ı Hak da başları döndüren, bakışları bulandıran Eltaf-ı Sübhaniye'de bulunmuştu. Hem öyle bulunmuştu ki, bugün bir kısım kimseler onu tahrip için koşuyorlar. Tahrip çok kolaydır. Böyle bir binayı bir tane çocuk yerle bir edebilir. Ama böyle bir binanın yapılması, şu bina 5-6 senede, işte o fedakar kardeşlerinizin birinin bir yerde kazancıyla, müteahhitlik yapıyordu, kazancıyla yapıldı. Parça parça gönderdi, 5-6 senede bitti. Bildiğiniz, çoğunuzun bildiği bir kardeşiniz sizin. O da öyle hicret etmişti. Şimdi bu defa da başka bir yere hicret etti, o hicreti değerlendirmeye. Bir zaman ihtiyari bir hicret yapmıştı, şimdi de ızdırarı, cebri bir hicret. Allah bazılarına böyle iki hicretin sevabını birden lütfediyor. Tamir çok zordur, tahrip çok kolaydır. Tahribe çalışıyorlar. O çatlak seslerin müessir olduğu yerleri saymaya kalksanız 10 tane yer ya vardır ya da yoktur. Fakat kemali teessüfle ifade edeyim ki burada bazı İslam dünyası imtihanı kaybetti. İslam dünyasından bazı ülkeler Kapadokya'daki insanların imanına inanarak kaybettiler. Bu imtihanı da kaybettiler. Bir gün olup biten şeylerin yanlış olduğunu anlayıp nedamet duyacak, keşke, keşke diyecekler ama fakat yaptıkları, şu andaki yaptıkları tahribatın hesabını Allah soracak. Niye şeytan ve şeytanın avenesine inandınız? Neden bu samimi arkadaşların samimiyetine güvenmediniz, onlara bel bağlamadınız diye soracaktır. Evet, onlar tamir için gitmişlerdi. Geçen gün bir arkadaş bir yerden cebri çıkışla çıkmıştı, geldi buraya. Bana dedi ki orada, beni de ağlattı. Beni ayırıyorlardı, almışlar kontrol altına. Birkaç yerde olduğu gibi uçağa gizli bindiriyor, Türkiye'ye gönderiyor, içeriye aldırıyor ve tazyika maruz bırakıyorlar. İnsan kaçırma, haramilik buna denir. Ali Baba'nın eşkıyaları bunu yapmamıştır. Bu arkadaşı da kaçırıyorlar. Fakat o ülkenin insanlarından önde gelenlerden birinin hanımı devreye giriyor. Kontrol altına alıyor. Sonra başka bir yere uçağa bindirip gönderiyor. Orayı demede bahis görmüyorum. Dubai'ye gönderiliyor. Dubai'den de buraya geliyor. Bana dedi ki, ayrılırken ayrılın burada, sizi yine kaçırırlar. Çok ağladım, ne olur hizmet ettiğim bu yerden beni ayırmayın diye. Burada hep kalmak istiyorum dedim. Ama dediler ki, güven veremiyoruz size. Bu adamlar yine aynı kötülüğü yapar. Efendim Endonezya'da olduğu gibi, Pakistan'da olduğu gibi, efendim Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de olduğu gibi. Tutar eşkıyaya teslim ederler sizi. Eşkıyanın ne yapacağı da belli değil. Çünkü zindanlarda ölen insanların sayısı belli değil. İşkenceden aklını kaybedenlerin sayısı belli değil. Uyuşturucu verilerek konuşturalım diye aklını kaybeden insanların sayısı belli değil. Kaçırılıp dağlarda işkenceye tabi tutulup sonra ormanın içine atılan insanların sayısı belli değil. Kendi ülkesine Davut Sila duygusuyla burnunun kemikleri sızlaya sızlaya giden insanların başına bunlar geliyorsa, samimi duygular, samimi hisler diyorlar ki, vallahi ne kadar dikkat etsek sizi burada koruyamayız. En iyisi siz ayrılın gidin. Hıçkıra hıçkıra ağladım derken yine benim yanımda da ağladı burada. Tabii her gün böyle bir şey gelince, kitmiz de çok hassas. Hani yanında toptan, tüfekten bahsedince büzüşen çiçekler var ya, İşte onlar gibi kalbimin birdenbire ritmi değişiyor,
Dün de öğle ritmi değişti. Kendimi odama kapadım. Sana inziva gerek dedim. Şimdi de cebri hicret. Belli bir dönemde gidilmeyen yerlere arkadaşlarımız hicret ettiler. Mazlumiyet, mağduriyet, hal ve temsil diliyle öyle bir lisan ki bütün dünya duydu. Çoğunuzu ismiyle, resmiyle, konumuyla ezberledi. Ve ciddi bir güven duygusuyla istintak zeminlerini aldı. Yahu konuşun Allah aşkına, başınıza gelen nedir falan dediler. Size ne yapabiliriz? O mahrumiyeti, mağduriyeti görünce ceplerinden çıkardı, evlerin anahtarlarını verdiler. Verecekleri anahtar yoksa siz bir yerde bir ev tutun, kirasını biz veririz dediler. Bunu Almanya'da yaptı, Kanada'da yaptı, kısmen Fransa'da yaptı, Amerika'da yaptı, yaptı. Değişik yerler yaptı. İslam dünyası yattı büyük çoğunluğu itibariyle bu mevzuda. Yapanın yanında yatmak ne kadar ayıptır. Biri yapıyor. Birinde sizin inandığınız çerçevede inanılması gerekli olan şeylere inanma yok. Fakat mümin sıfatı var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah sizin şekillerinize, kimliğinize, Türk'üm, Kürd'üm, Arnavut'um, Boşnağ'ım, bilmem Laz'ım, Gürcü'yüm ona değil, kalbinize bakar. Oradaki insanlığınıza bakar, inancınıza bakar. Hazreti Pir diyor ki, her müminin her sıfatı mümin olmadığı gibi, her falanın da her sıfatı kafir değildir. Mümin sıfatı. Ve bir fetret dönemi olması itibariyle Müslümanlığı yani hakkıyla temsil eden, hal diliyle anlatan insanların olmadığı, kahtının yaşandığı bir dönemde. Öbür alemde Allah onlara nasıl muamele yapacağını bugün söylemek zordur. Bağışlayın, atmasyon olur. Belli değil. Ebu Talip, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememişti. Ama insanlığın iftihar tablosuna hep göğsünü germiş, onu korumuş, kalkan gibi olmuştu. Hazreti Pir'in ifadesine göre Allah ona La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediğinden kor bir yere, öyle demeyenlerin yerine kor. Fakat orada ona bir cennet hayatı yaşatır diyor. Ona orada bir cennet hayatı yaşatır. Hani kimin düşüncesi Hazreti Ebu Bekir'in düşüncesidir. Ebu Kahfe'nin elinden tutup Mekke fethini müteakip babasını Efendimiz'e getirdiğinde ağlar çıkıra çıkıra. Niye ağlıyorsun? Babamın yerine Ebu Talib'in getirilmesini ne kadar arzu ederdim. Sultanım bir o kadar da benden al. Benim Efendime geçtiği yoldan bir dikeni kaldırıp atan ona bile canım feda olsun. Evet, birileri böyle bağırlarını açıyor, size sahip çıkıyor, aman gelin. Hatta şimdilerde diyorlar ki konumunuz itibariyle hukuk mu eğitim gördünüz? Şu süreçten geçtikten sonra burada siz uzmanı olduğunuz bu alanda vazifenizi yapabilirsiniz. İş mi yapıyorsunuz? Biriyle şurada baş başa verince şu işi yapabilirsiniz demek suretiyle. Mekke'de müminlerin kaybettiklerine mukabil, Medine'deki Müslümanların sinelerini açıp bağ ve bahçelerini ortak yapmaları gibi. Her yer bir muhacir yeri oldu ve giden muhacirler orada adeta bir ansar muamelesi gördü. Bağırlarını açtılar. Kafaları karıştıranların dışında herkes bağrını açtı. Onlara hoş geldiniz, sefa geldiniz dedi. Hoş Ahmedi'de bulundular. Bunlar boşa gitmez. Başkaları ne iddiada bulunursa bulunsun, Müslümanlık desin, ara sıra abdestli abdestsiz camiye gitsin. Müslümanlığa ait argümanları esas dünyevi ve siyasi saltanatı için birer argüman olarak kullansın. Bunlar yalancılık vadilerinde akan kirli mailer gibi akıp gidecek. Fakat insanca davranan kimseler insanlıklarının mükafatını mutlaka öbür alemde göreceklerdir. Cebri hicretin karşılığında da
Madem dünya sizi duydu, tanıdı. Mesela bir kıtmirle hesap edin. Bunu söylemeden hicap duyuyorum. Nefsim adına söylemiyorum ben. Bütün meziyetim ne biliyor musunuz? Sizin gibi uğraşan bir cemaatin içinde bulunma. Ülufe-i şahane oluyor ya hani padişahların adı. Mahşerde kendimi sizin saflarınızın arkasında hissediyorum. Size Cenab-ı Hak diyor ki, haydi hepiniz girebilirsiniz, köprüyü geçtiniz. Ben de geliyorum, geçersen orada bana bir de tokat aşk ediyor. Ulan yaramaz, sen de geç diyor. Kendime hep böyle baktım. Evet. Şimdi birileri sizi terörist ilan ediyor. Ben hayatımda bilerek yemin ederim bir karıncaya basmadım. Yemin ederim. Bir arının ölümü karşısında yarım saate ağladığımı yakın arkadaşlarım bilirler. Öldü. Bal peteği üzerine koydum, yemiyor. Su döktüm, baktım yine yemiyor. Oturdum bir kenarda hıçkıra hıçkıra ağladım. Bir canlı, tabiatın bir parçası. Ekosistem, sistem adına çok önemlidir. Hıçkıra hıçkıra ağladım, ruhum bu. Şimdi, evet, hiçbirinizi bu duygunun, bu düşüncenin dışında göremem. Belki bana dersiniz ki sizin yaptığınız bu şeyler çok küçük şeyler. Biz daha alasını yapıyoruz mesela Allah'ın izniyle. Ama bu ruh, bu anlayış, bu düşünceyi taşıyan insanları terörist diyorlar. Fakat Almanya'ya giden, Amerika'ya iltica eden, Kanada'ya giden insanlar gelip Kıtmir'in yanında duruyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, referans diyor. Hani demek ki sen de bu cemaat, bu hareket içindeymişsin falan. Belki bazı yerlerde imtihan ediyorlar. Son sohbetinde Kıtmir ne konuşmuştu? Ne demişti? O konuşmayı söyleyene sen geç, bitti senin işin falan. O konuşmayı söyleyene. Birileri yerin dibine batırırken başka birileri başlarına taç yapıyor. Bunlar boşa gitmeyecekti. Şimdi böyle bir tanıma var. Bir saygı duyma var aynı zamanda. Ve çok ciddi bir merak var. Ve aynı zamanda bir kafa karışıklığı da var. Her insanda şöyle böyle bir paranoya duygusu vardır. Ama şimdi böylesine reklamla yapılması imkansız olan böyle bir duyurma kendinizi, reklamla. Trilyon verseydiniz bu ölçüde kendinizi duyuramazdınız. Penguanlara kadar herkes duymuştur bunu. Bağışlayın, boz ayılara kadar hepsi duymuştur bunu. Şimdi onlar merakla sizin üzerinize eğildiğine göre size sizin değerlerinizi hal ve temsil diliyle anlatmak kalıyor. Böyle bir fırsat, öyle bir fırsat ki Allah'ın bir fırsatı. Bir insanın hidayetine vesile olma, imana doğru ona bir adım attırma. Yerin yerin koyunlardan, koyun sürülerinden daha hayırlıdır. Bu sıhhatli hadis. Zayıf hadiste üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. İslam'a doğru bir adım attırmak. Biri dörtte dörtlük olur, tam sizin gibi. Çok sayıları. Misyonerlik yapmıyorsunuz. Halinizi, temsilinizi ortaya koyunca, yahu ne güzel şeymiş, niye biz şimdiye kadar bunu duymadık? Neden buna karşı alakasız kaldık falan diyor. Bazılar da diyorlar ki, ya bunu da bizimkinin yanında kabul edelim. Mesela İsevi. Bu aynı zamanda Müslüman. Böyle diyen çok fakirde değişik kimselerle bu mevzuda rastladım. Hazreti Pir de işaret ediyor. Bu da ikinci bir adım. İkinci derecede bir adım geliyor. Birileri sizin o güzel hal ve temsillerinize bakarak diyorlar ki, dünya sulhu salaha adına bir şey olacaksa, bu insanlarla omuz omuza vermek suretiyle bu büyük proje gerçekleştirilebilir diyor. Bu da bir kazanım. Birileri de diyor ki dördüncü derecede, belki en uzak olanlar. Vallahi bunlar tepelerine balyozla vurmazsanız problem olacağı benzemiyorlar bunlar. Dolayısıyla cihanın sulhu salahı adına bunlara ihtiyaç var. Ve bütün bunların hepsi nezdü üluhiyette kıymet eden, kıymet ifade eden Allah'a doğru yaklaşma adına çok önemli faktörlerdir. Şimdi cebri hicreti bu istikamette değerlendirme çok önemlidir. Allah'ın izni inayetiyle
Allah sizi duyurdu, hareket diye duyurdu, cemaat diye duyurdu. Sizin o mevzuda da bir iddianız yoktu. Kıtmir bu meseleyi ifade ederken, Hazreti Muhasibinin ifadesiyle, ki Allah'la irtibatı açısından fenafillah ve kabillah maallah enillah ufkunun abide kahramanlarından. Muhasebe mevzuunda günümüzdeki teologlar okutulmasın insanın Müslümanlık adına ümidini baltalıyor diyorlar. Öyle derin. Aklından geçen şeyleri bile günah sayıyor. Kur'an-ı makuliyet tabirini koyuyor ortaya. Kur'an-ı makuliyet. Hareket hiç kimsenin babasının malı değil. Ben bu işte üç tane insan benim dediğimle oldu falan diyemem. Fakat Allah'ın lütfedip ortaya attığı bu hizmet felsefesi, hizmet düşüncesi, meselenin makuliyeti, Kur'an'ı makuliyet, İslam'ı makuliyet, o makuliyet etrafında bir araya gelen insanlar. Hareket bu, cemaat de bu. Hiç kimse bir cemaat olma iddiasında değildi. Hareket, efendim bu hareketin adamlarıyız. Öyle bir aidiyet mülazasına da girmemişlerdi. Çünkü onlar biliyorlar ki aidiyet mülazası içine girmek enaniyeti şahsiyeyi tetikleyen, büyüten, abartan bir faktördür. Benlikten uzak durmanın yollarından bir tanesi de bir yere, bir güce, bir kuvvete dayanmamadır esasen. Biz sadece Allah'a la havle ve la kuvvete illa billah. Kenzüm min künuzil cennet. Cennet, malzemelerinden, silahlarından, gücünden, kuvvetinden bir güç ve kuvvettir. La havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme eyyidna bi havlike ve kuvvetike ya erhamer rahimin ya zel celali vel ikram. Böyle bir duygu etrafında bir araya gelmiş insanlar, meselenin makuliyetine binaen, hiç kimseye sormamış, hiç kimse ortaya bir şey koymamış. Bir yerde de ben bir okul yapayım demiş, gitmiş okul yapmış. Öğretmeniniz var mı? Verin buraya demişler. Evet. Fakat şimdi bunlar bir yönüyle birilerine muhalif bir cephe gibi adım adım takibe tabi tutulmuş. Yakalandıkları yerlerde derdest ediliyor. Çilehanelere atılıyorlar. Onlar Cenab-ı Hakk'ın afat, mesaib ve belaları karşısında ağaçlardan ders almış gibi. Büyük bir zatın ifadesi. Diyor ki Allah'ın gazabından, bela ve musibetinden korkuyorsan şeriatın, dinin emirlerine sımsıkı sarıl. Allah'a tevekkül, teslim, tefviz ve sıkada bulun. Diyor. Ağaç şiddetli fırtınalar karşısında devrilmemek için yerin derinliklerine doğru kök salar. Onlar bir yönüyle imanın derinliklerine göre öyle kök salmışlar ki Allah'ın izni inayetiyle Allah'a binlerce hamd sene olsun mesajını gönderiyorlar. Teheccüd namazı kılamıyorduk, kılıyoruz elhamdülillah. 5 günde bir hatim yapıyoruz. Namazlarımızı hep cemaatle kılıyoruz. Tesbihatta kusur yapmıyoruz. Elimizden geldiğince bize ulaşıyorsa şayet müzakereli şeyler yapıyoruz diyorlar. Çok sağlam bir moralle dimdik duruyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Burada bunu da antiparantez ifade edeyim. Cenab-ı Hakk'ın size ve onlara o ekstradan lütfu olmasaydı بَحَيْثُ مَا لَعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمْعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ öbür tarafta hazırladığı şeyler adına kutsi hadis ifade ediyor. Buradaki eltaf-ı sübhane adına da denebilir. Gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin, jülverlerin bile aklına gelmeyen, o çok tasavvuru geniş, tahayyülü geniş insanların aklına gelmeyen şeylere Allah lütfediyor. Bayıltıyor sizi. Allah Celle Celaluhu onlara öyle bir moral veriyor ki orada. Orayı medrese-i Yusufiye görüyorlar. Zalimin işini kolaylaştırmak zulümdür. Elden geldiğince onların kafasını karıştıracak şeyler yapmak lazım. Zaten kafaları karışıktır. Elde ettikleri gayri meşru yollarla elde ettikleri şeyleri kaybedeceğiz diye. O işin korkulu rüyalarını görüyor ve paranoyalarıyla o meseleyi genişlettikçe genişletiyor. Kabir azabını çekiyor gibi çekiyorlardır.
Kabre inançları var mı yok mu bilemem de abdestsiz camiye gidebilirler. Fakat kabre, kabir ötesine inanma ayrı bir meseledir. Bugün kabre koyduğunuz insan bana öyle fısıldadılar. Vefat ederken çantama bakın bir şey varsa şurada kullanın demişti. İşte bu sizin ruh dünyanıza ait şeylerin soluklarıdır. Zannediyorum hanginizin gönlüne bir yönüyle bir dedektörle girilse oraya zannediyorum aynı sesi aynı soluğu alacaktır. Aynı şeyleri dinleyecektir Allah'ın izni inayetiyle. Evet işi uzattım. Ya kendime göre bazı şeyler mırıldandım. Kusura bakmayın. Beni affedin. Allah sizi burada uzun ömürle serfiraz kılsın. Hizmeti imaniye ve Kur'aniyete daim kılsın. Namı Celili Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanında şehbal aşması istikametinde istihdam etsin inşallah. Ve imanla öbür tarafa göçmeye muvaffak eylesin. Ruhu Seyyidül Enam'ın livaul hamdi altında beşaşet içinde, bişaret içinde orada Cenab-ı Hakk'ın çok farklı eltafını bekleme şerefiyle şereflendirsin. Vesselam.